Bir an bile çekilmediler. Ormanın ağacını korumaya çalışanlara yaşlı başlı demeden ters kelepçe vurdular. 80 küsur yaşındaki ninelere gaz sıktılar. Anayasaya göre ormanları korumak devletin göreviyken, aynen 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi millet birleşti, ormandan devleti toplamaya çalıştı. Genel Başkanımız hafta sonunda Akbelenlilerin mücadelesine destek vermek için oradaydı. Bu mücadeleye sonuna kadar destek olma sözü verdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kesilen ağaçların, yok edilen ormanın ve bunların sorumlularının sonuna kadar takipçisi olacağız. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin ekonomi başta olmak üzere her alanda sorunları giderek altından kalkılmaz hale geliyor. Ekonomiyle ilgili ciddi bir program ortada yok. Hükümet zam yapmaktan, enflasyon hedefini yukarı çekmekten başka bir şey bilmiyor. Halka yıllarca sürecek yokluk ve hayat pahalılığı vaat ediyor. Geleceğimiz gençler ülkeyi terk ederken başka ülkelerden gelen sığınmacılar ülkemizi istila ediyor. Ve bu gidiş umutsuzluğu körüklüyor. Ama artık içe kapanma vakti değil. Artık yılgınlığa teslim olma zamanı hiç değil. Şimdi ayağa kalkmak, yenilenmek, önümüzdeki kısa sürede yerel seçimlere hazır olmak durumundayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak örgütlerimizi yenilenme süreci hızla ilerliyor. İl kongrelerimizin ardından parti meclisimizin uygun gördüğü en kısa sürede tüzüğümüzü ve parti programımızı da yenileyecek, kurultayımızı toplayacağız. Taptaze bir güçle milletimizin huzuruna çıkacağız. Diğer yandan da yerel yönetim seçimleri için çalışmalarımız hızla sürüyor. En iyi, en uygun, yöre halkının içine sinecek belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları hızla ilerliyor. Bir yandan da bugüne kadar sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız çerçevesinde bundan önce yaptığımız gibi iktidarın zamlarla canına tak dedirttiği milletimizin derdine derman olacak yerel projelere de çalışıyoruz. Hedefimiz 25,5 milyon oyu 30 milyona, 35 milyona çıkarmak. Bizlere oylarını veren, vermeyen, her partiden, düşünceden, görüşten hükümetin ezdiği milyonların hakkını, hukukunu savunacağız. Savunmaya devam edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Cumhuriyet Gazetesi'nden Aytun Çürkmez. MHP Genel Başkanı Bahçeli bugün yaptığı açıklamasında CHP'nin Akbelen'deki eylemlerden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya çalıştığını iddia etti. Akbelen'deki görüntülere atıf yaparak CHP Milletvekili Mahmut Tana'nın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Yine yaptığı açıklamada yerel seçimde CHP'ye geçen belediyelerin fetret devrine girdiğini ileri sürdü. Bu belediyeleri HDP'li belediyelerle bir arada anarak bunların Cumhur İttifakı'na geçmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalara yorumunuz ne olur? Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili mafya liderleriyle kol kola fotoğraf çektirmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediyelerde fetret dönemi sona ermiş, halka hizmet dönemi başlamıştır. Belediyelerin Cumhur İttifakı'na geçmesi meselesine gelince aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış. İYİ Partili Nebi Hatipoğlu, AK Parti ve MHP'yi destekleyelim sözlerinin arkasında durdu. Bugün de sosyal medya hesabından CHP'li işlevsiz partimize faydası değil, zararı dokunan ortaklığa mecbur değiliz. Yapılacaksa da bu defa bir kazan kazan modeli oluşturulmalıdır. Dediğim aynen budur ve sözlerim de aynen arkasındayım dedi. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Söz konusu milletvekilinin şahsi görüşlerini ifade ettiği İYİ Parti sözcüsü tarafından söylenmiştir. Bunun ötesinde söylenecek bir söz yoktur. TV100'den Betül Aras, CHP Grup Başkanı Özgür Özel seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmeyenler nedeniyle parti tabanında öfke olduğunu söyledi. Özel'in bu minimalde yaptığı açıklamalar MYK'da gündeme geldi mi? Genel merkez bu açıklamalara nasıl bakıyor ve bir ek daha, Özel'in istifasını isteyenler oldu mu? Biz parti içi meselelerimizi kamuoyu önünde tartışmak gibi bir usule sahip değiliz. Böyle bir usulümüz yok bizim. Efendim şimdi müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. Onları aktaracağım. İlk soru ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski isimlerinden Önder Sav, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev süresinin dolduğunu, kurultay yapılmadığı için de tüzük ihlali olduğunu iddia etti. Sizin bu konuya ilişkin yorumunuz nedir? Bu iddianın hiçbir hukuki karşılığı yoktur. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı bir programda herkes bilir ki en son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Ondan önce her şeyi denedim. 3 partiye gelin birlikte girelim dedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım dedim ifadelerini kullandı. Ayrıca ben siyasi ve toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptım. 10 milletvekiliyle ölçülemeyecek bir fedakarlık cümlesini de kurdu. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tabii Sayın Genel Başkan'ın kendi değerlendirmesidir. Bizim Sayın Genel Başkanların değerlendirmelerine cevap vermek gibi bir, bu kürsüden cevap vermek gibi bir usulümüz yoktur. Dolayısıyla takdir kamuoyunundur. Efendim Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. Depremin ilk günlerinde Kızılay'ın çadırlarını sattığı ortaya çıkan, aylar sonra da istifa eden Kerem Kına, Kızılay yönetimi, iyi niyet ve merhamet elçisi unvanını verdi. Bu unvanla yapacağı tüm çalışmaların gideri de Kızılay bütçesinden karşılanacak. Sizin bu unvana, bu yetkilendirmeye ilişkin değerlendirmeniz nasıl olur? Kerem Kına verilen bu paye ve parasal destek aslında asırlık kuruluşumuz Kızılay'ın bu yönetim, AK Parti yönetimi tarafından ne hallere düşürüldüğünü açık seçik göstermektedir. Kızılay'ı çadır satacak hale getiren bir kişiye ödül verilmesi AK Parti'nin yandaş kayırma zihniyetinin ikrarıdır. Ve buradan açıkça söylüyorum, utanılacak bir durumdur. Efendim Fox TV'nin son sorusu da şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP ve CHP'nin eski genel başkanlarıyla bir araya geldi. Bu buluşmadan birkaç gün önce de 6 maddelik bir açıklama yapmış genel başkan değişimi dahil, CHP'de köklü değişimin gerekliliğine de vurgu yapmıştı. Bu açıklamalarını ve dünkü buluşmayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim partimizde herkesin, tüm parti mensuplarının görüşlerini ifade etme hakkı vardır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın önceki dönem genel başkanlarımızla bir araya gelip istişarelerde bulunmasında da olağan dışı hiçbir durum yoktur.